Özgeçmişinize bakınca ben yüksek lisans tezinizi Cambridge Üniversitesi ile işbirliği içinde yazdığınızı görüyorum. Cambridge'den nasıl kabul aldınız? Bu doktora sırasında oldu ama. Ha, pardon. Şimdi doktora sırasında Politekniko'nun verdiği en güzel avantajlardan birisi sizi yurt dışına tekrar yollar. Yani daha doğrusu İtalyan sisteminde doktora yapan bir öğrenci tam zamanlı araştırma görevlisi kıvamında çalışır. Yani ofisi vardır. Sabah girer, akşam çıkar. Ve bursunun dahilinde mesela tabii ki burslu çalışıyorsa yurt dışında okuyabilmesi için ekstra bir ödenek de verilir. Böyle bir imkan olduğu zaman ben doktora sorumluma gittim. Ben yurt dışında bir müddet çalışmak istiyorum. Doktora sorumlum bana baktı. Sen zaten yurt dışında değil misin dedi. Ben de dedim yani imkan varsa ben daha da gitmek isterim. Onlar da tamam dediler. Cambridge'e gitme sebebim, daha doğrusu gidebilmem şu şekilde oldu. Doktora sırasında Avrupa çapında yapılan bir yarışmaya katılmıştım. USPEN denilen European Society for Precision Engineering and Nanotechnology adında bir kurumun doktor öğrenciler arasında yaptığı bir yarışma vardı. İtalya'yı temsil etmek üzere katıldım ben. İtalya'dan yollanan üç kişiden biriydim. İtalya'dan üç kişi gitti. Biri İtalyan, biri İranlı, biri Türktü. Bunu da söylüyorum çünkü yani bunlar güzel şeyler. Uluslararası çalışmak böyle bir durum bence. O sene yollandığımız yani yarışmanın yapılacağı yer Cambridge Üniversitesi'ydi. Cambridge Üniversitesi'nde de Center for Industrial Photonics, Endüstriyel Fotonik Araştırmaları Merkezi'nde yapıldı. Şöyle diyeyim size, ben ilk sunuma girdiğim zaman bir beyefendi geldi. Dedi ki merhaba benim adım Billy O'Neill. Ben lazerlerle alakalı çalışıyorum. Ben lazerle alakalı zaten yüksek lisansımı ve doktoramı yaptım. Kendisinin zaten cismini bilmesem de ismini defalarca okumuştum. Karşımda görünce de tabii hoş bir an oldu diyeyim. Yarışma bittikten sonra kendisiyle bağlantıda kaldım. Politeknikoda doktor yapmanın bir avantajı da bu. Eğer başka bir üniversitedeki hoca ben sizinle çalışabilir miyim bir miktar gelsem ödeneğimi de kendim getireceğim derseniz size hayır denmesi zaten çok kolay değil. Ama ben hocamla da daha önceden tanışmış olduğum için kendisine yazdım dedim gelip sizinle bir 6 ay kadar çalışmam mümkün müdür doktoramın içerisinde? O da sağ olsun tamam dedi. 6 ay çok güzel bir çalışma ortamında bulundum. Ufkumu açacak bir şekilde oldu. Sağ olsun daha sonra kendisi bu 6 ayın devamında da bana yardımcı oldu. Bu şekilde ortaklaşa yapılmış bir doktoranın sonucunda ben unvanımı alabildim. Yani burada anlatmak istediğim şu, tabii ki Cambridge'in ismi önemli. Ama şöyle diyeyim yani bugün doktorasını yapan başka öğrencilerimiz de var. Birisine hani herhangi birisi için yurt dışında bir periyot geçirmesi için araştırma yaptığımız zaman bize hayır denmesi pek mümkün değil. Yani bunun sebebi de belli bir ismimizin olması üniversite olarak belli bir ağırlığımızın olması ve seçtiğimiz insanların genelde gittikleri yerde iyi işler yapması. Yani bunun sebebi sadece benim iyi bir öğrenci olmam değil. Ama üniversitenin ağırlığıyla da alakalıydı. Bu şekilde gelişti. Çok memnunum. Kendisini Profesör O'Neill'i en son Kasım'da tekrar gördüm. Kendisini buraya davet ettik. Çok güzel bir konuşma yaptı. Yani bağlantılar önemli sonuçta akademide.